Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Range simülatör değil, ağzına tükürürüm. Range oynuyor, niye aklıma Range gidiyor? Farm Simülatör 19'da bugün yeni bölümdeyiz ve güzel bir hava. Sağımızda şelale, solumuzda ağaçlar, kuşlar, bir rüzgar. Pardon, pervaneymiş yanımdaki. Güzel bir rüzgar var, çıtırtı esiyor ve oyunumuza başlayalım. Evimizden çıkalım. Kimin kuşu lan ötüp duruyor? Neyse. Bu bölümde ne yapacağız? Tavuk alacağız abi. Tavuk işine başlıyoruz bu bölüm. Buradan tavuk. Ben niye çıkmıyor? Ha tamam. Tavuk alacağız. Tavuk almamızı beslemek için ne gerekiyor? Bunlar bilmeyen arkadaşlar da varsa diye küçükten bahsedeceğim. ESC'ye bastın. Sağ tarafta köşede tepelerde şu. İşte mouse'un bastığı yerde bir öğretici yeri çıkıyor. Bu öğretici yerinde şöyle mouse aşağı çekiyorum. Ağzından salacımına çıkıyor. Burada tavuğu bulacağız. Tavuk önemli. Bakıyoruz. Hayvanlar. Genel nakletme bakım. Atlar, domuzlar, inekler, kuşlar, tavuklar, bulamaçlar. Tavuklar. Bir kere tıklayın tavukların üzerine. Daha sonra. Tavuğun beslemesi için gereken şey diyor. Buğday. Buğdayımız var mı bizim? Var. Çok. Buğdayımız çok. Ve ürün yumurta veriyormuş. Yumurta paletleri tavuk kümesinin yanında belirir. Bu paletler elle taşıyabilir. Kamyonu yükleyebilir. Satış yapabilirsiniz. Çok teşekkürler. R'ye basalım. Tavuk. Kaç tavuk kaç horoz alalım. Burada cicvi çıkma olayı var mı hiç bilmiyorum. O yüzden tavuk horoz alacağız. Taşı diyor. Onayla. Yine beyaz aldık. Tavuk. Nakletme 15 dolar. Evet. Lan ben seni beyaz aldım lan. Kalk. Beyaz aldık, siyah geldi, olsun. Nakletme aracımız olmadığı için mecburi nakit vereceğiz. 25 dolar sat diyor. Satar mıyım lan? Beyaz aldım, siyah geldi. Siyah alsam beyaz gelir mi acaba? Dur. Önce ne yapacağız? Bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Alttan böyle bir işaret var. Beğen tuşu. Beğeniyorsunuz, bir de şöyle bir yazı var. Kırmızı. Abone ol. Bedava. Ona basın, bir de beğene basın, tamamdır. Şimdi tavuklardan. Kaç tane oldu hiç saymadım. Ücret. 3, 4, 5, 6, bir de o 7. 7. Şu muydu? Ha, şuydu. 8, 9, 10 tane. On. Tamam, doğru. Beyaz. Nickleşir süt. Siyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok fazla tavuk alacağız. Paramız yeter mi? Yeter. 1, 9, 10. Burada ne işe yarayacak lan aslında? 1, 3, 4, 5, 10. 10 da bundan aldık. Onaylamayacağız. Şimdi bu çiftlik 30 tane tavuk alması ne boyayacağız? Hiçbir bilmiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Öncelikle şuradan hayvanlar neredeydi oğlum? Beyaz değil. Hayvan ağları. Bu. Limiti kaçmış abi bunun? Bu ne oğlum? $20 da bu bizdekinde kaç ev var? Tane ev var. Bizdeki demek ki büyük olanı. Şu adet mi acaba? Dolduk var mı diyor. 400 diyor. 400 diyor. 400 tavuk mu alıyor içine? Yapma Allah aşkına. Bunun özellikleri nerede yazıyor hiç bilmiyorum. Şu ilk kulübesi. Adettir o ya. Çünkü 100, 400. $20. Tamam budur ya. 400 tane tavuk alıyor o zaman. Allah hepsi gitti. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasıl ya? 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onayla. Öre.
Bu oyun hileli. Niye? Lan aldığım beyaz tavuk nerede benim? Horozlar bana iş koyuyorlar. 50 tane beyaz tavuk aldık. Anam tavukla yeni beyazladı. Allah Allah. Giderim karıcığım. Lan tavuk yeni beyazladı. Güneş görünce mi beyazıyor acaba ki? Olabilir aslında o da. Lan kapı ha kapı varmış. Tamam. Tavuk işi bitti. Tavuklar verim yapar mı? Yapar. Ama şimdi yapmaz. Niye? Hayvanların yemi yok. Yemi. Hemen tavuklara bir yem verelim. Yem vermemiz için de bize bir traktör lazım. Kank sen olursun. Diğer nerede? Oğlum sen ne aran burada? Hadi gidelim. Atla şunu. En son çim biçmiştik biliyorsunuz. Bunları inek için kullanacağız. Daha sonra bunları toprağa slice yapacağız tabii ki de bunlarla. Ben bunu burada unutmuşum ya. Normalde depoya koyarım hepsini. Bir yandan buğday gene ekeceğiz çünkü tavuklara sürekli buğday vermemiz gerekiyor. Veyahut da arpa yerler mi ki lan? Herhalde arpa değerler. Bunu buraya bıraksak. Bırak bunu yıkayalım. Yıkayıp kasayı takalım. Tavuklara yem verelim. Bakalım verim nasıl? Şu lambayı yaksam mı acaba? Green screen git gel git gel bir şeyler yapıyor ama ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Tavuk kıklama. Adama hareket yumurtanı yap. Temizlik her şeydir abi. Temizlikten başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Temizliği niye yapıyorsa hemen alışmak için. Horuzlar işinde. Ekmeğinin peşinde. Traktörü yıkamıyorum çünkü traktör gene kirlenebilir. Oğlum 150-200 tane hayvan aldım. Hayvan yok denecek kadar az gene. Köşeye bırakmak istiyorum bunu. Dur kaldır bunu olmadı mı? Tamam kasamızı takarım. Kasamıza buğday doldurup hızlı bir şekilde tavukları şuradan tavuklar buğdayı niye sinirler abi? Şöyle bir çiftçiliğim olsa, yemin ediyorum çiftçiliğe başlarım. Vallahi başlarım. Geç bunu herkes başlar da. Dur kanks. Ne bu şu adam buğday 20 7 tona yakın var. Bu arpamız var, yulafımız. Oğlum her bokla varmış lan bizde. Buğday. Başlat. Dur of oh, oh, 6 ton. Bu da arkadaş boşaltmaya meraklı. Yavaş yavaş boşal lan bu ne? Yanlış anlamayın bu arada. Buğday boşal anlamında dedim ben. Kings Fesat olmasın. Şuraya yanaşıyoruz. Potada bir tuş çıkacak. Bak şimdi. Çıktı. Buğdayı boşalt diyor. Ah tam doğruymuş. Yani çok korktum. Bir ton mu lan? Lan kardeşim bir ton nasıl doyar mısınız? Bunlar hakkında detaylı bilgi istiyorsanız ESC'ye basıyorsunuz. Bu arada ben öğrendiğim şeyleri size anlatıyorum. Bakın bazı şeyleri ben de bilmiyorum her şeyi. Öğrendikçe size anlatıyorum abi. Buradan hayvanlar diye bölüm vardı. Sekme. Buğday. Doluluk oranı 1.950 full doluyuz. Temizlik 0. Temizlik 0 dedi acaba çok mu temiz? Anlamında temizlik 0. Ve çok mu pis? 0. Anlamış değilim onu. Tavuklar için tertemiz beslenmen gerekir. Onlara şu yiyeceklerin herhangi biriyle besleyin. En iyi sonuçlar etki edecektir. Buğday, arpa, tesir gücü %100. 500 kilo buğday versek, 500 kilo arpa versek, bir ton yapar olmaz. 1950. 850, 850 versek, 1600 yapmaz. Geç. 99, 18 yapar. 950, 950. 18, 19 yapar. 975, 975 yaparsak tam denk gelir. Neyse. 10 tane. 9 tane ya lan. Kahverengi bir tane de alacağız. Kahverengi esik. Kahverengi tavuk. Tamam. Şimdi oldu herhalde.
10 10 10 10. Üretkenlik %0. Lan oğlum nasıl sıfırsınız lan? Yumurtlansana. Buğdayınız var. Acaba suyu biz mi vereceğiz bunlara? Hiç bilgim yok ondan dolayı. Yumurtaları şuraya bırakıyorlarmış. Ama gördüğünüz gibi yumurta bırakmadılar. Acaba keselim mi ki? Yine bakalım öyle. Evet, 1950 hala yememişsiniz maşallah. Kanka temizlik diyor. Temizliği nasıl anlayacağız lan biz? Oğlum bu temizlik hangi temizlik ya? Temiz olarak temiz sıfır mı? Yoksa içerisi bok götürüyor. Hiç temizlik yapmıyorum sıfır puan anlamında mı? Bilmiyoruz tabi. Veyahut da temizliği nasıl yapacağız biz bunlara? Tavukları alıp suyun içine mi sokacağız? Ne yapacağız lan? Ne işe yarıyor? Allah Allah. Emir abi edeyim. Orada düşündüğüm aklıma gelir orada. Diyorum da inanmıyorsunuz ha. Bak abi temizlik %100. Nasıl yaptım? Nasıl yaptım abi bunu sorun be. Hiçbir şey yapmadım abi. Gittim geldim kendinden dolmuş. Üretkenlik %99. Allah'a kurban senin. Bu da sana arpa koyacağız abi üstüne. Oğlum horoz nasıl üretkenlik 99 lan? Horoz ne yapıyor lan? Cici mi çıkıyor bakayım. Daha yumurtamız yok gördüğünüz gibi ama zamanla çıkacak. Dediğim gibi temizlik olayını kendi kendine hallediyorlar hatta. Abi hiç bilmiyorum. Hiç elimi diyemedim. Oyunu bıraktım öyle. Lavaboya gittim. Geldim. Kendi düzelmiş. Horozlar ne yapacak? Cici mi çıkacak? Üretkenlik ne? Tavuk mu yumurta diyorlar. Ne yapıyor? Tekrar üretim oranı ne oluyor lan? Neyse abi. Tavuk olayımız bu kadar abi. Tavukları yani bu kadar hızlı bir şekilde hallederiz. Şimdi ne yapacağız? Tavuklar için buğdayımız yok. Değil mi? Öncelikle onlara bir buğday ekmemiz lazım. Açıl ey susam. Tarlamızı bir aktaralım güzel bir şekilde. Dur bununla aktaralım ya. Bunu merak ettim. Bunu çeker mi acaba ki? Çekmez. Çeker mi çekmez mi? Tereddüt içindeyim. Allah. Kaçtı lan bu hoca? Beşti lan. Beş. Dönmeli bir daha. Katla. Dur ya dur 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 yapma. Sapanı aç. Tarla oluşturmasına izin ver. Yaptığımızda burayı tarla yapabiliyoruz. Ama o şeye hiç uğraşmıyoruz. Gerek yok o şeye. İnek işine de yakın zamanda başlayacağız. Koyun işine, domuz işine, at işine, it işine. Bütün işlere yakın zamanda başlayacağız. Öncelikle yapmamız gerekeni yapalım. Şuraya hatta bir çiftlik yapabiliriz. Bunu değiştirmemiz lazım. Nasıl değiştiriyoruz lan bunu? İç kira sabahın sabah kadar ki. Sapan çevriliyordu ya. Nasıl çevriliyordu onu bilmiyorum ama. Olmaz. Bak abi şu köşeye dikkat getiremiyoruz. Tam köşeye dikkat etmemiz lazım ki rahat sürelim. Biri boşta gidiyor. Tamam gitsin. Sıkıntı yok. Şu an fena gitmiyor değil mi? İyisin kanks.
Tamam, gayet güzel. Niye hep karı kiralıyor ki kişileri anlamıyorum abi. Lan insan bir erkek işçi kiralar, hep karı geliyor lan. Şimdi bizim ne almamız gerekiyor abi? Şu balyaları paketlememiz lazım bak. İnek için hazırlık yapıyorduk yani. İnek hazırlığına devam edelim biz. Mesela balyayı sıraca yapalım. Sıracımız hazır olsun. İnek aldığımızda direkt yemini verelim. Mesela tavuklara verdik. Niye buğdayımız vardı? Sıraç için ne gerekiyor abi bize? Hemen basalım. Şuradan değil şuradan. Ayarlara şeyden satın almadan balyalama teknolojisinden şunu alabiliriz mesela. Balya diyor bu. Bir balya savma kestir diyor. Başka bir tane yok herhalde onun gibi. Balya dönüştür diyor. Geç. Balya, balya. Paketler. Bu da dönüştürüyormuş. Bu. Tamam ya bunu alıyoruz. 54 bin. İçim bir cızıtma değil var ya şu an. Tamam. Kasayla işimiz yok. Kasa burada dursun şimdilik. Oğlum kaç para verdik lan? Para bitti lan. Tavuklarda hiç yumurta olmuş. Elinize sağlık kanks. Yumurta mı siz? Zamanı gelince boynunuza bıçağı vurmasını bilirim. Bizi satmasını da bilirim. Bunun ne olduğunu hala bilmiyorum. Bir tuhaf bitki vardı. Zımbırtı. Onun ismi olabilir. Bu arada like atıp abone olmazsanız ayıp edersiniz. Böyle bir 5K az kaldı. 5. Hani geliyor 5 dediler ya. İşte o 5 o 5 olabilir. Şuradan balya paketlememizi alalım. Kanks. Beni gördü açtı sandım. Mesela şunu görüp açmış. Kanka sağ bir şey almıyoruz değil mi başka? Tamam hoca dur. İt herif adam bekler bir çiftçiyiz lan biz. Köpek. Balyayı bölüm yapalım mı yapmayalım mı? Para veremedim. Yapalım ya değil mi? Tavuk işini bitirdik ama tavuk işi için biraz daha çalışsa yapalım mı acaba? Onu da düşünüyorum. Tavuklar mısır nasıl yemiyor? Hayret bir şey. Tavuk mısır yer. Hatta mısır yiyince verimi artar. Bizim tavuklarımız biz mısır bilemiyoruz abi. Niye? Buğdayına arpa yiyor. Arpa kızıştırır tavuğu bak. İki yağ bağlar. Tavuklara asla arpa vermeyin abi. Size bir dost tavsiyesi. Niye derseniz arpa yağ bağlamasının sebebi olur hayvanın. Yağ bağlarsa da yumurta yapmaz. Eskiden besliyordum biliyorum burada. Bu bundan burayı bir aydan önce sürer. Şu hale bak. Keşke şu oyuna kar kavlamak da gelse. Evet makinemizi açalım. Makinemizi açtık. Şimdi araya balya mı almamız gerekiyor kanks? Balya alalım mı kanks? Bu balya desteklenmiyor. Lan it herif. Bir dakika abi. Balya desteklenmiyor. Bir saniye. Ne yazıyor abi? Buğday için lan o. Allah belanı vereceksin. Tamam. Demek o balyayı desteklemezsin. Ben de ot balyam vardı. Saman balyam pardon. Onları yaparım. Otu nasıl desteklemiyor lan bu? Oğlum saracaksın işte lan. Allah Allah.
Enteresan abi. Harita görünümünü değiştir diyor. Değiştirin, şunu kapat önce bir. Geniş ekranda oynayalım. Şuradan bir balya saralım. Burası herhalde inek yeriydi. Şurası koyun yeri. Ulan keşke kepçenin beni buraya gitseydi. Balyayı buna koyabilir miyiz? Şöyle geri geri yanaşsak olur herhalde. Ha, bunlar tarlada yapmamız daha mantıklıydı ama cahillik abi. Dur şimdi şöyle yapalım bir. Geri geri yanaşalım. Al birini oğlum işte. Kalım oraya bir yer biz. Hanks, ne yapman gerekiyor? Ne yapmam? Kepçeye getirelim bir de. Biz bu işi bugün yapacağız mı, nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir saniye abi. Böyle bir şey var. Şuradan ne vardı abi? Tamam, topladık. Ha, bu da topluyormuş. Bunu ben bilmiyordum. Nikli otomatik veriyordu. Çim kullanımı. Ağzına köpeğe yarattım, tövbe. Ha. Mevzu çim. Yani yeşil olacak abi. Biz kuru olan yaptığımız için yapmamış. Yani demek oluyor ki bu bölüm sadece yapmayabiliriz, yapabiliriz. Yapmamız için önce biraz çim biçmemiz lazım. Bir tane bir çip denememiz lazım, hatta deneyelim. Bunu buradan alalım. Bunu biz olayı tamamen yanlış anlamışız. Bak bu bakarak ölmemiz daha güzel değil mi aslında? Bir yandan öğrenmiş oluyoruz. Tabii daha sonraları bunları öğrendikçe kendimizi gelişip daha hızlı oyunda daha zevk alan duruma gelebiliriz. Kanka bana şimdi çim biçme lazım bir tane be. Hemen bir seni şurada bırakacağım, kusura bakma. Alacağım çünkü daha sonra seni. Çim biçme zımbırtısı nerede? Bu lan bu. Tavuklar hala yumurtlamamış. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Hain tavuklar. Oğlum bir kuru yumurta verin bari lan. Aç. Şuraya biçelim. Burada çim var nasılsa. Daha sonra bunun tabi büyüğünü alacağım ama şu an için küçüğüyle idare edeceğiz. İki tur gittim yeterli olur mu? Biz bir turdan gidelim mi? Ya şuraya komple biçelim biz ya. Dönmeli dönmeli biçelim önde, anasını satayım. Bu arada burada yol varmış, yeni gördüm onu da.
İyi. Alan bitiyormuş makinede. Maaştım falan bir işçiye verdiğim para, yazık günah sana lan. Oval hale geçsek burayı daha güzel olur değil mi aslında? Girişte çıkışta dönüşte. Dur. Fazla girdik. Ucuna dalmamız lazım. Daha sonra bundan büyüğünü aldığımızda sen fazlasıyla rahat bir şekilde biçeceğiz. Böyle 24 saat uğraşmayacağız. Buraya önüne 3 bitişte 3 gidişte bitirmiş olacağız. Ama şu an biraz fakir olduğumuz için böyle şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar şimdi bitti abi artık. Seni koyalım. Çünkü bir balya çıksa yeterli. Maksat deneme olacak. Tamam, kirleneyi düşünmüyorum sen zaten. Tavukları da Allah bildiği gibi yapsın. Daha bir tane verim yok. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Ha, ot. Ot toplama makinesi. Nereye koyduk biz onu? İçeriye mi koyduk ki? Nereye koymuşuz? Gel bakalım kanks. Nasıl iş oluyormuş? Bakalım, merak ediyorum bu işi. Tavuklara su veriyoruz mu acaba ki? Lan belki de tavuklara su vermediğimiz için mi yumurtlamıyorlar ki? Deneyelim. Aç. İndir, çalıştır. Bir araya toplasak güzel olur ama toplayıp uğraşacağına bundan zaten tek seferde gidiyorsun. Yani aşırı iyi toplamıyor. Bizim amacımız ne? Denemek abi, öğrenmek her şeyi. Bir tane yap, öğreniriz. Devamında 10 tane, 10 tane, 20 tane, 20 tane yaparız. Gel geri kanks. Altı. Ben şöyle daralım anasını, bitti. Tamam. Kaldır abi bunu da. Bu çimlere bırakalım. Ya köşeye bırakalım mı? Yok. Ya da pis dur ya. Şu köşede yapalım. Evin kenarında olsun. Tamam. Makineciğim seni yerinde bırakalım. Şu makineyi deneyelim bir. Daha sonra şu tavukların su işi benim kafamı karıştırır biraz. Ama su bırakacak yer yok ki abi ya. Tamam. Gidelim balya katlama, balya çalıştırma, sıraj yapma işine başlayalım. İlla mısır sıraj yapmanız gerek yok abi. Bunu da yapıyorsunuz. Biliyorsunuzdur herhalde.
Ben de yeni öğrendim çünkü. Çalış bakalım Şahmistan. Ta ta tam. Ta 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 tam. Lan abi bu ne lan? Bizim çiniplik mi var ya, anlamadım ki. Tam yıktığımız yere araç çıkmıyor abi, bu ne? Ha bende taktik yok abi. Şöyle gelirim ben de. Allah Allah. Böyle hoca. Neyse çok ağır. Salah değilim. O kadar görüyorum zaten ağır olduğunu da. Ne kadar şey oldu acaba? Olgunlaştı acaba. Geçi. İçine beyaz kalktığı zaman olgunlaşmış oluyor herhalde. Hoşuma gitmedi değil. Ne yalan söyleyeyim. Güzelmiş. İşte iş çok iyi. Şimdi bir köşeye bırakalım. Bunda daha sonra işimizi fazlasıyla göreceğiz. Tamam. Tavuklar su istiyor mu? Suyuna bakalım abi bu hayvanların bir de. Evet. Tamam. Arpa yiyorlar. Oğlum niye su içmezsiniz lan? Ya buraya su da mı getiriyoruz ki? Var hiç yok. Deneyelim abi. Deneyelim, suyu da deneyelim, olmazsa olmaz ya, ne yapalım. Ama sıraj işi çok güzelmiş. Zevkli iş. Ya su tankeri doludur. Boş sabah yedik. Güneden dolduracağız. Hemen bakalım. Bence hayvanlar su istemiyorlar. Küçükler. Yani ineklere bakalım. İnekler su içiyorsa eğer olur bak. Sadece inekler içindir o. Üreme hızı yavaş. Üreme hızı mı? İnek yavru mu yapıyor mu? Yani su niyetine hiçbir şey yazmıyor abi. Böyle bir şey yapacağız abi. Eğer üretim yapıyor mu yapmıyor mu diye. Tavuklar için. Zamanımızı ilerliyoruz. Zaman hızlansın diye bir olay vardı. Hızlansın, aksın, böyle bir şey neyse. Zamanımızı hızlandırıyoruz. Bu sayede tavukların nasıl bir verim yapmadığını buradan görmüş olacağız. 23 saat. 24 saate biter mi umutluyorsun? Ne yapıyorsunuz lan siz? Tüm parayı tavuk mu alsın? Lan zaman ne alayım ki şu an ben? Yumurtlayana kadar bekleyemiyorum başlarında. Sonunda yattım, kalktım. Tavukların verimi temizliği buğday düşmüş ama yumurtlamışlar abi. Nesneyi fırlat diyor. Nesneyi al. Fener diyor. Bir tane kolyum koymuşlar. Tavukların temizliği %80 düşmüş. Niye acaba? Hiç bilgim yok. Bundan temizliği nasıl değiştireceğiz biz? Temizliği bununla mı değişiyor acaba? Buraya isipleyelim biz. %80 yoo.
mı yıkayacağız lan, ne yapacağız? Kana da var. Hasta yem de vermiyor. Ben temizlik ne yapacağım? Sakın bir bilgim yok. Ne yalan söyleyeyim. Tahmini o buğday olduğu için, şey yumurta olduğu için temizliği gösteriyordu. Herhangi bir pis durum gözükmüyor. Harita görüm değiştir. Hayvan ağaç nakli aracı iletişimi diyor. Hmm, tamam bu değil. Yani yumurta için öyle duruyor ya. Dostlar videomuz bu kadar. Video hoşunuza gitti. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.